Yok onlar değil. Yok yok onlar değil. Çünkü bak bu yüksek. Biliyor musun? O hizaya gitmişler. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Nasıl oldu anlatır mısınız? 8 gibi 3 kişi geldi dükkanıma. Evet. Ruhsatsız tüfek istediler. Ruhsatsız tüfek istediler. Evet. Ben de tüfek olmadığını, yani ruhsatınız varsa, satın alma belgeniz varsa verebileceğimi söyledim. Evet. Arkadaşlar. İşlerinden bir tanesi, yani küfürlü şekilde bir saat sonra hazır olsun geleceğim dedi. Evet. Sonra abi bir saat sonra bunlar geldiler tekrar. Evet. Burada ben dışarıdaydım, arabayla uğraşıyordum. Eşime hakaret ettiklerini duydum. Boşarak geldim. Dükkandan çıkarttım. Sonra bunlar bana darp etmeye başladı. Esnaflar koştu geldi. Çevredeki esnaflar geldi. Evet. Yani taksi durağından geldiler. Yani Allah razı olsun severler. Esnaflığımız da iyi. Sonra esnaf araladı. Bunlar geri gitti. Sonra da işte tüfekle gelmiş. Biz tam dükkanın önündeydik. Tüfekle ateş ederek geldi ama. Ben kaçtım. Sonra dükkana zarar verdi arkadaşlar. Şunu da eklemek istiyorum. Yani benim burada çoluğum çocuğum vardı. Evet. Çocuklarım da buradaydı. Çocuklarım ikisi de ağır. Aileniz de mi buradaydı? Tabii tabii, eşeğim, çocuklarım hepsi buradaydı bu olay olduğunda. Evet. Çocuklarımı yan tarafa götürdük. Ateş edildiğini de oradan duydular. İkisi de perişan. Şimdi kardeşim neler? Yani biz ekmeğimizin peşindeyiz abi. Evet. Biz yani geç saate kadar duruyoruz ki bir şeyler kazanalım. Şu pandemi döneminde kiramızı ödeyelim, şunu yapalım, bunu yapalım. İyi şeyler peşindeyiz. Evet. Şahıslar tanıyor musunuz? Bir tanesi gelip alışveriş yaptığını hatırlıyorum ama ne aldığını hatırlamıyorum abi. Yani gördüm evet. Daha önceden bir tanesini. Evet. Ama diğer üçünü hiç görmedim. Evet. Allah razı olsun, emniyetimiz de sonuna kadar sahip çıktı bu konuda. Gerekli bütün her şeyi yazdılar, zararı gören bütün her şeyi. Emniyete de çok teşekkür ediyorum. İnşallah cezalarını çekecekler.